en iyisini ararken vereceğiniz bedelin kendi ömrünüzden harcadığınız zaman dilimi olduğunu unutmayın. İnsanlar başkalarının filmlerini izlemeden, filmlerine değer vermeden film üretiyorlar. Kimse kimsenin filmini izlemek istemiyor. Herkes film çekmek istiyor. Aynı üreticilerin, aynı ürünlerin ve market değeri olan isimlerin ürünlerini görüyoruz. Yani filmden çok şey öğrenebiliriz. Filmlerden çok şey. Bunlar bir nevi hikayeler. Yaşanmış veya yaşanması muhtemel hikayeler. Akın Güngör ben. 9 Eylül Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetmenlik Ana Sanat Dalı mezunuyum. 2005 yılından beri sinema televizyon alanında çalışmakta bulunuyorum. Yönetmen yardımcılığı yaptım çok uzun süre. Yaklaşık 12 yıldır da yardımcı yönetmenlik yapıyorum. Bu süre zarfında kendi çektiğim kısa filmler oldu. Sinema, televizyon piyasasının birçok alanında çalıştım. Reklam piyasası, dizi piyasası, dijital projeler, ana akım filmler, art house filmler, belgesel filmler, video klipler. Ben Ömer Miraç Tunç. 1991 yılında İstanbul Kadıköy'de doğdum. Mimar Sinan Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünden mezunum. İşte çeşitli kısa filmlerim var. Kısa filmlerden aldığım ödüller var. Şimdi ise reklam piyasasında Türkiye'de yapımcılık yapıyorum, prodüserlik yapıyorum. Bir film şirketimiz var, o da Kadıköy'de. İşte reklam ajanslarına prodüksiyon hizmeti veriyoruz. Onlara film çekiyoruz. Kendimi bildim bileli bir televizyon çocuğu diye tanımlayabileceğim bir kategorideydim. 82 doğumluyum ve televizyon eve girdikten sonra bir Hollywood, işte bir Amerikan sineması kültürü hep vardı. Onun dışında tabii ki Türk filmlerine de dair bir bilgi vardı. Çünkü ailede böyle bir ilgi ve sevgi vardı. Bizi hani uzak tutmadılar bunlardan ve birçok çocuğun, birçok gencin herhalde hayallerinle örtüştüğü bir şey sinema, ekran, televizyonun arkasındaki ya da perdenin arkasındaki anlatılan hikaye. 1914 yılından beri Türkiye'de filmler çekiliyor. Aristofenos'ta bir kilise duvarının yıkılışı filmiyle başlar Türkiye'de film yapmak. Sinema benim için tabii ilginç bir konu. Doğduğumdan beri ailemin de bu işi yapma sebebiyle sinema terimleri, sinema sektörü içerisindeyim. Küçükken babasının yanına, iş yerine giden insanlar gibi ben de setlere gittim. Setlerde oyun oynadım. Kurgu stüdyolarında uyudum geceleri. O yüzden benim için aslında sinema çok doğal. Kimilerinin 20'li yaşlarda, üniversite zamanında ilk defa öğrendiği heyecanlandığı terimleri ben bilerek gitmiştim. Bu yüzden ben aslında hep sinemanın içindeydim. Bir filmin dramatik yapısının nasıl olduğu veyahut da o filmin gişe yaptığı, gişe yapmadığı veyahut da yine bir dizinin televizyonda reyting yaptığı veyahut da yapmadığı gibi tartışmalar evimizde hep konuşulan konulardı. O yüzden ben elime kamerayı aldığımda, bir kamera hareketi yaptığımda kamerayla veyahut da editte bir edit hareketi yaptığımda kurguda, bu benim için basit bir film yapmaktan daha çok şey ifade ediyor. Yani sinemayı, sinemanın insanları etkilemesini veyahut da bir film hakkında konuşmayı çocukluğumdan beri çok seviyorum. Ya vizyon kelime anlamıyla ileri görüşlülük. Benim için vizyon nedir? İnsan yaşadığı her anla kendini inşa etmeye devam eden bir varlık. Bir 5 senede, 3 senede, 10 senede sürekli kendini dönüştüren, geliştiren, edindiği hayat tecrübesiyle, öğrendiği işte bilgilerle bir bakış açısı yaratan bir varlık ve bu vizyon bunun neresine dahil oluyor, bu varlığın neresine dahil oluyor? Edinmiş olduğun bilgiyle önüne çıkacak zaman dilimi içerisinde geleceği öngörmek, kendi geleceğini öngörmek, içinde yaşadığın toplumun geleceğini öngörmek, dünyanın geleceğini öngörmek
Ve bu öngörüler içerisinde de kendi bakış açınla bir perspektif yaratarak bir takım söylemlerde bulunarak belki bir trend belirlemek, belki bir felsefe, filozofi oluşturmak, yeni bir bakış açısı getirmekle ilişkili bir kelime. Şöyle bir anım var. Afganistan'a gitmiştik bir çalışma için. Afganistan'da arabaların arkasında üçgen, sonra ortasında iki tane, üç tane nokta olan işaretler görmüştüm. Türkiye'de de Çukur diye bir dizi var. Çukur dizisinin de öyle bir işareti vardı. Acaba dedim ki Afganistan'daki yöresel bir şeyden mi acaba Çukur dizisi etkilenmiş diye. Sonra insanlara sordum, bu nedir dedim işte arabaların arkasındaki. Onlar da bana çukur dediler. Sonra çukur de, ne derken sonra anladım ki Türkiye'deki Çukur dizisinin görselleri. Yani Türkiye'deki Çukur dizisi Afganistan'a satılmış. Ben de onu Afganistan'ın yöresel bir şey zannetmişim. Son dönemde çekilen filmlerle ilgili bir yandan teknik anlamda üretimde bir kalite ve yükselme var. İyi bir sonuç dediğimiz bir şey bu. Ama bir yandan da bazen tek düzeliğe düşen ya da birkaç tane kalıba sıkıştırılmış işte ne diyoruz bir film gördüğümüzde ya bu sanat filmi ya bu gişe filmi ya bu izleyicisiyle yani homojen olarak buluşup buluşmayacağından birilerinin karar verdiği filmler oluyor. Bazen bir izleyici olarak emek verip iyi filme ulaşmakla ilgili bir çabaya girmeniz gerekiyor. Bazı izleyici kitlelerimiz var. Bunlar özellikle gençler olmak üzere. Bu izleyici kitlelerimiz filmleri izlerken her zaman bir öğrenci gözüyle bakabiliyor. Çünkü hayatı öğrenmek istiyor. Öğrenme yolculuğunda filmler çok büyük yardımcı oluyor bunlara. Dolayısıyla filmlerimizin kalitesi çok önemli bu durumda. Örnek veriyorum bir aşk filmi, hikayesi aşk olsun. Şimdi aşk filmleri, şimdi aşk çok derin bir kavramdır. Gerçekten de çok kutsal bir durumdur, çok önemli bir meseledir. Aşk filmi yaparken üzerimizde ekstra, hani yapımcılar olarak, oyuncular olarak, senaristler olarak çok büyük sorumluluk var. Bunların eğer içeriği düzgün, anlamlı, derin olmazsa, eğitici ve öğretici olmazsa, sağlıklı açıdan, gençlerimizin aşk kavramları zamanla farklılaşabiliyor. Yani olması gerektiğinin dışına çıkabiliyor. Aynı şekilde mafya dizileri veya mafya filmleri de aynı şekilde. Yani... Her şeyin başı ekonomiyle ilgili. Bir ekonomi. Film üretmek çok kolay değil bu ülkede. Buna rağmen birçok da film üretiliyor. Fakat kolay değil çünkü her şey çok pahalı. Birincisi bu. İkincisi bunu üretebilen insanlar çok ciddi işte ticari kaygılarla bir takım şeylere giriyorlar. Bir takım riskler alıyorlar. Ya bunun sonunda batabilirler ya da bunun sonunda çıkabilirler. Fakat kemikleşmiş bir şey var. Yani Türkiye'nin temel sorunlarından biri liyakat. Liyakat sorunu olduğu için işte film yapım süreçlerinde o filmi kimler yapıyor? Kimlere çektiriyorlar? Kimler oynuyorlar? Kimler yazıyorlar? Buralardaki ilişki ağları nasıl? Bence bir çok ciddi bir ahbap çavuş ilişkisi içerisinde dönen bir şey var. Tabii ki kimse milyonlarını gidip bir takım yani sırt tanıyor diye birilerine emanet etmez. Ama günün sonunda ben bu işi yapıyorum okey, çekiyorum okey tamam, o da arkadaşım gelsin bana çektirsin. Bizim film yapım süreçlerinde ve Avrupalılar şey der, talent hunting der, yetenek avcılığı. Yani yetenek keşfetme üzerine bir şey kuruludur. Ve o yeni yetenekler üzerinden bir şeyler yaptırırlar. Mesela denenmişi biz çok deniyoruz. Üreticilerde yani çok kötü film çeken bir sürü insan var. Çok kötü oynayan bir sürü, çok kötü yazan. Bir şeyleri kötü yapan insanlar hala icra etmeye devam ediyor. Fakat bir şeyleri iyi yapan, bir kendi etiyle, eliyle, tırnağıyla yani etiyle, tırnağıyla her şeyiyle üretmeye çalışan insanlar alan bulamıyorlar. Şimdi Disney yakın zamanda Türkiye'deki içeriklerini kaldırdı. Bunun sebebini Disney'e sorulduğunda onlar da mantıklı bir açıklama yapmadılar. Ama piyasada şöyle söylentiler var. Türkiye'deki yapımcıların kötü içerik ürettiği,
sadece para eksenli içerik ürettiği, bu yüzden bu içeriklerin izlenmediği, Disney'in de bunun üzerine içerikleri kaldırdığına dair söylentiler var. Şimdi Netflix'te yayınlanan Türk içeriklerine bakıyoruz. Yani tabii ki önemli olan insanların izlemesi. Ama ben mesela hani bir yapımcı olduğum için ve sektörün içinden bir insan olduğum için, senaryo bilgim de olduğu için içerikleri izlerken yani içeriklerin birazcık kötü olduğunu görüyorum. Benim en çok önerim Türkiye'de özellikle aksiyon filmlerin ciddi bir eksiği var. Genellikle çok basit mafya dizilerimiz var. İşte Arka Sokaklar, işte şu bu, bir sürü böyle isimleri şu anda aklıma gelmeyen. Bir sürü çok basit mafya, evet, Kurtlar Vadisi. Hani Kurtlar Vadisi'ne çok laf edemesem de ama en azından hani mesela son zamanlarda şu Çukur Mukur. Oyuncu kadrosu çok güzel. Özellikle başrol oyuncuyu çok güzel seçiyoruz. Ama mesela yardımcı oyuncular ve onun da yardımcıları falan çok kalitesiz kadro kurabiliyoruz. Başrol oyuncu da işte örnek veriyorum. Bir Aras Bulut'un olması sanki bütün dizi için yeterliymiş veya bütün film için yeterliymiş gibi geliyor. Ama aslında öyle değil. Yardımcı oyuncuların önemi herhangi bir dizi veya filmde o kadar yüksektir ki bu yurt dışında özellikle Hollywood'da izlediğimiz filmlerde çok fazla göze çarpıyor. Yardımcı oyuncular bile bir zamanlar başka filmlerde başrol oynamış insanlar olabiliyor. Ve başka bir yani günümüz filminde o bir yardımcı oyuncu rolünü oynarken ne gocunuyor ne de yapımcı bu konuda herhangi bir kesenin ağzını açma konusunda bir bencillik yapıyor. Kaliteli bir film her zaman kaliteli bir kadro gerektiriyor. Dolayısıyla yardımcı oyuncular konusunda da çok dikkatli olmalıyız. Günümüzde aksiyon filmlerin eksiği var kısacası. Birazcık daha klişelerimizi artık kırmalıyız. Mafya şeyinden biraz kurtulmalıyız. Ve hani mafya olabilir. İlla mafya dizi filmlerinden uzaklaşalım demiyorum. Ama onu birazcık daha hikayesini ve şeyini, senaryosunu derinleştirebiliriz. Biraz daha sanatsal çalışma olabilir. Biraz daha hayal gücü yüksek bir senaristin yazdıklarını inceleyebiliriz. Zaten devlet bize okullarda yasal bir vatandaş olmayı öğretiyor. Yasal bir hayatı öğretiyor. Fakat mafyanın önemi şöyle, yani mafyaya giren insanlar veya mafyanın yapılanması ne şartlar altında oluyor? Neden mafya diye bir yapılanma var? Bunun içerisinde çok güzel hikayeler olabiliyor, çok aslında trajik hikayeler olabiliyor. İnsanlar aslında mafya olmak istemiyor. Mafyaya belki sürükleniyorlar. Bilmediğimiz daha çok şey var. Bunun gibi hikayeleri aslında bu diziler ve bu filmler bize anlatsa, öğretse bizler o dizileri çok daha şevkle dinleriz. Biz çok daha açık bir bilinçle izleriz. Deriz ki hani bu bir hayat deriz. Bir izleyici olarak benim daha önce yani üniversite yıllarımda yoğun olarak benimsinemalarım.com diye bir platform üzerinden bir sürü kısa film üreticisinin filmlerine ulaşabiliyordum örnekse. Kısa film dünyasında yani o yeni üreticilerin inanılmaz motivasyonları ve yetenekleri var. Ve orada yeni işler, yeni fikirler, yeni enerjiler görmek çok keyifli oluyordu. O yüzden ülkede kısa film sektörünün, yani bir sektörün gelişmesi gerekiyor. Yani kısa filmcilerin yayın alanı bulması gerekiyor. Sınırlı çok bu anlamda da. Yani siz özel bir çaba sarf etmeniz gerekiyor ulaşmak için. Oradan gerçekten Türkiye'nin sinema pratiğini değiştirebilecek yetenekli insanlar çıkabiliyor ve oradan belki de isimlerini kendilerini gösteremeden başka zorluklarla belki yok olup gidiyorlar. O yüzden hani yayıncılardan belki bir yani yayıncılığa bir tavsiye, yeni isimler için alan açmaları yönünde olabilir. Çünkü büyük ana platformlarda aynı yayıncıların, aynı üreticilerin, aynı ürünlerin ve market değeri olan isimlerin ürünlerini görüyoruz. Artık bir ürüne dönüşüyor bir süre sonra ve bir çeşitlilik olmamaya başlıyor. Üretim de vasatlaşmaya başlıyor ve bu noktada biraz cesur olmak gerektiğini düşünüyorum. Daha kaygılarımızın azalması gerektiğini düşünüyorum. Tavsiye demeyeyim de beklentim diyeyim aslında. Yayıncılıkta ve yayın alanında çeşitliliğe yer açılması noktasında. Teşekkür ederim. Yani Türk sevgisi Türk yapımlarını pek sevmiyor açıkçası. Etrafımızdan hani aldığımız geri dönüşler neticesinde konuşuyorum. Disney için de böyle bir durum söz konusuydu. Disney artık yerli içerikleri kaldırdı. Onun haricinde yine hani verebileceğim tavsiyeler, insanlar başkalarının
filmlerini izlemeden, filmlerine değer vermeden film üretiyorlar. Kimse kimsenin filmini izlemek istemiyor. Herkes film çekmek istiyor. Bu da Türkiye'de yanlış bulduğum bir durum. Yani eğer sinemayı seviyorsak, sinemaya değer veriyorsak, birbirimizin filmlerini izleyelim, değer verelim. Bu kısa film olsun, uzun metraj olsun. Onun haricinde kimse başkasının çalışmasına, emeğine değer vermeden sırf kendi egosunu tatmin etmek için film çekmesin. Çünkü bu dünyanın sizin filminize ihtiyacı yok. Zaten bir sürü yönetmen film çekiyor. En basitinden yani daha yeni Altın Portakal'ın hani iptal edilmesini bile gördük. Yani hani orada bir film birisi, sırf birisi kimin istediğini bile bilmiyorum. Ben bir sinemacıyım, ben bir film yönetmeniyim. Uzun yıllar yardımcı yönetmenlik yapmış biriyim. O filmin kim tarafından sansürlendiğini bilmiyorum. Sansürlenen bir film yüzünden harika bir davranışla bir sürü sinemacı bunu yapamazsınız deyip tavır koyuyor. Festival yönetimi başka bir şey söylüyor. İşte can güvenliğim tehdit altında diyor festival başkanı. Sonra birden her şey ortadan kalkıp festival iptal ediliyor. Yani şimdi film, yani yapan insanların yaşadığı zorluğa bakar mısınız? Ben film çekiyorum. Dünya premierimi, Türkiye premierimi, Altın Portakal'da yapacağım. Ve neden olduğunu anlayamadığım bir şekilde, bu insan bende olabilirdi, festival iptal ediliyor. Bir film yapmak dediğin şey 2 seneni 3 seneni alıyor. 3 sene bekliyorsun, ülkede 60 yıldır, 50 yıldır, 60 yıldır yapılan bir festivale gönderiyorsun ve iptal oluyor. Bunun dışında dağıtıma geldiğinde, işte bunun PR'ı var, işte bunun salon kiralaması var, bunun festival dağıtımı var. Birçok şey dengesi var ve bunun için hem para harcaman gerekiyor, hem de bu bilgiye vakıf olman gerekiyor. Şimdi bu bilgiye vakıf olan insan sayısı ne kadar? Bu insanlar kimlerle çalışıyor? Bu dağıtım yapabilecek güce sahip insanlar kimler? Bunlar kimlerle çalışıyorlar? Sen bu network'ün içerisine girebiliyor musun? Kimse kötülemek için demiyorum. Yani herkesin bir bakış açısı, inandığı bir şey var. Fakat günün sonunda bunların hepsi belirleyici oluyor, kural koyucu oluyor. Ve bu koyulan kuralların içerisinde tamamen bağımsız, hiç kimseyle hani hiçbir yerle hiçbir şekilde bağlantısı olmayan bir sinemacı olduğunuzu düşünün ve film üretmeye çalışıyorsunuz. Öncelikle bir hikaye anlatıp anlatmamak istediklerine baksınlar. Yani gerçekten samimi bir şekilde bu hikayeyi anlatmak istiyorlar mı? Çünkü sinema bir yol. Yani acaba hani daha ucuz yollarla yazı yazarak veyahut da bir YouTube videosu çekerek bu konu hakkında bir şey anlatmak isterler mi? Çünkü sinema pahalı bir sanat, pahalı bir yol. Bu yüzden bu yola girmeye hazırlar mı? Kendilerine bakmalılar. Sinema Televizyon Sendikası'nı kurarken ilk hedeflerimizden biri görev tanımlarımızı yapmaktı. Şeyi fark ettik, yani ülkede bir sürü insan bir sürü şey yapıyor bu alanda ama görev tanımlarımız yok. Sonra işte Mesleki Yeterlilik Kurumu diye bir kurumun olduğunu, yani devlette böyle bir kurumun olduğunu öğrendik ve işte MYK ile bir takım çalışmalar yaparak görev tanımlarını yapmaya başladık. Bunu yaparken önce senin sektördeki meslek ağacını çıkartıyor olman gerekiyor. İşte hangi meslekler var, bunların hangisi meslek olur, işte meslek erbabı olur. Hangisi de işte o mesleğin altındaki alt şeyler olur. Bunları çıkarman gerekiyor. Sonra bunların tanımlarını yapıyor olman gerekiyor ve işte Avrupa Birliği standartlarında hangi seviyede olduğunu belirlemen gerekiyor vesaire. Şimdi bunun eğitimle şöyle bir ilişkisi var. Sen bu meslek ağacını tamamladığın andan itibaren diyor ki devlet, benim bildiğim, yanlış biliyorsam bu filmi izleyenler düzelsin, beni de bağışlasınlar. Ama devlet diyor ki sen önce meslek ağacını tamamla, bunların görev tanımlarını yap. Sonra bu MYK tarafından onaylansın. Sonra bu üniversite eğitimde müfredata geçsin. Şimdi sinema televizyon alanından bahsediyorsak bizim eğitim
anlayışımızda şu var. Yönetmenlik, oyunculuk bilmem ne bir takım popüler şeyler var. Fakat sinema televizyon alanı dediğiniz şey böyle bir şey değil. O kadar geniş bir ağ ki yani o kadar çok fazla meslek var ki. Meslek ve meslek erbapları. Bunların hepsini tamamladığında üniversitedeki eğitim sistemi de değişiyor. Bu değişsin değişmesin. Bunu biliyorsan sen, senin buna göre bir eğitim sistemi kuruyor olman gerekiyor. Yani işte menajerlik sistemi var, kas direktörlüğü var, yardımcı yönetmenlik bir meslek, görüntü yönetmenliği bir meslek, senaristlik bir meslek. Şimdi bunları zaten biz tam oturtamadığımız için eğitim sistemimiz de dolayısıyla bu alanda tam olarak doğru işlemiyor. Buradan bakmak gerekiyor. Bunda da iki denkleme oturtmak gerekiyor. Birincisi sanatçılık gerektiren alanlar neler? Zanaatkarlık gerektiren alanlar neler? Ben sanatçıyım diyorsun ve bunun eğitimini almak istiyorum diyorsan bunun için yetenek sınavından geçiyor olman gerekiyor. Senin buna yeteneğin var mı? Yoksa zanaatkar olabilirsin. Birbirinden çok farklı şeyler. Eğitim sistemini de bu temel üzerine kurman gerekiyor. Bunu oturttun mu? Sonra alırsın meslek ağacını. Bunun görev tanımları neler? Uluslararası karşılıkları neler? Dünyada nasıl yapılıyor? Sonra bu dünyada nasıl yapıldığını öğrenirsin. Dersin ki benim ülkem nasıl bir ülke? Bunun sosyokültürel denklemleri nasıl? Ben ülkemden yerel bir şey nasıl oluşturabilirim ve dünyaya nasıl bir evrensel bir tavır koyabilirim, dönüştürebilirim ve yeni bir dil oluşturabilirim. Metodunu ona göre belirlersin. Sonra dersin ki benim eğitim sistemim budur. Ben buradan bu meslek ve meslek erbaplarını zanaatkar olarak böyle yetiştiriyorum. Eğitim olarak sanatçılarımı da şu sınavdan geçirip böyle yetiştiriyorum. Öncelikle adil davranmalılar çalışanlarına, çalışanlarıyla ücreti doğru paylaşmalılar. Yine çalışma süreleri dünya standartlarına gelmeli yapımcılar için. Zaten Türkiye'deki projeler, en azından televizyon projeleri bir seviyeye oturmuş durumda, bir kaliteye oturmuş durumda. Türk seyircisi de bunu hani severek takip ediyor. Dijital platformlar da belli bir seviyeye gelirse, daha bağımsız olursa, yurt dışındaki seyirciler de bu yapımları takip edebilir. Ama tabii dizi ve film yapımcıları haricinde bir YouTube yapımcılığı da var. Onlar da giderek büyüyorlar. Türkiye kanalları yurt dışındaki kanallara dil içeriği üretip orada da servis yapıyor. Türkiye'nin ve Türkçenin geleceğini parlak görüyorum. Türk sinemasının geleceğini parlak görüyorum. İnşallah Türkiye küresel bir güç olurken Türk sineması da bu küresel güç olmasına katkı sağlar. Önce komşu ülkeler, Balkanlar, daha sonrasında Afrika, Orta Asya ve Avrupa, en sonunda da Avustralya, Amerika'ya kadar insanların takip edeceği bir sinema haline gelir. Ya bana göre günümüzde zaten ülkemizde okur yazarlık oranı çok düşük. Gençlerimiz kitap okuma konusunda çok da zaten hevesli değil. O heveslenecekler zamanla umarım. Filmler de bir nevi görsel kitaplardır. Ben buna inanırım. Bu yüzden zaten sıklıkla film izlemeyi çok tercih ederim. Görsel kitap niteliğinde olan film nasıl ki kötü bir kitap okunmazsa veya az okunursa veya okunurken bir an yarıda bırakılırsa filmler de böyle olabiliyor. Sinemayı üreten insanlar ne zaman hikaye anlatıcılığına geçerse oradan itibaren ortak bir ulusal sinema dilimiz oluşacak. Henüz bunu daha keşfetmedik biz. Benim için Türkiye'de birçok film üretiliyor, birçok iyi film üretiliyor. Teknik anlamda, içerik anlamında birçok iyi film üretiliyor ama hepsi bireysel başarılarla kalıyor. Evet, bir sürü insan ödül alıyor, bir sürü filmler çekiliyor, dünyaya ulaşılıyor. Fakat bizim sinemamız böyledir diyebileceğimiz bir manifestomuz yok. Bir tarzımız, bir tavrımız yok. Yani işte Fransızların 1960'lı yıllarda yaptığı yeni dalga akımı gibi bir akım yaratabiliriz. İtalyanların 1950'li yıllarda yaptığı yeni gerçekçilik akımı gibi bir akım yaratabiliriz. Çoğaltacaksak bu örnekleri İngiliz sineması, Cinema Nova, Güney Amerika sineması birçok örneği var bunun.
Biz henüz o aşamaya gelemedik. Evet, nicelik anlamda çok ciddi derecede üretim yapabilen bir ülkeyiz. Nitelik anlamında da bireysel kalan bir ülkeyiz. Ve hayal ettiğim şey ortak, birbirinden evet bireysel olarak farklı filmler üretebiliriz ama ortak bir sinema dilimizin olması. Bir manifesto yayınlayabilecek kadar güçlü bir sinemamız olması. Yani Türkiye sinemasının bir filozofisi, bir felsefesi, bir bakış açısı olması. Ya bunu umutsuz bir şekilde bakmıyorum. Olacak. Çünkü biz ülke olarak hem kültürel olarak hem siyasi olarak hem ekonomik olarak sürekli düşen ve kalkan bir şeydeyiz, yapıdayız. Zaman içerisinde belki de kendini keşfetmeye çalışan bir ülke burası. Kendini bulmaya çalışan bir toplum burası. Böyle yapa boza bence kendi dilini, üslubunu bulacak yani bu potansiyel var. Çünkü dönüp yani üretim olarak baktığınızda hem filmcilik olarak hani hem sinemacılık olarak hem televizyonculuk olarak baktığınızda dünyanın en çok üreten ülkelerinden birisiyiz biz. Ve bunu teknik olarak da çok iyi yapıyoruz. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Vasat insanların maalesef yani çok üzülüyorum bunu söylerken ama vasat insanların bilgiyle ilişkisi olmayan entelektüelliteye ya entel dantel kültür mantarı diyen insanların içerisindeyim. Bilgiyi ya bu da çok biliyor, çok ukala diyen insanların içerisinde yaşıyorum. Fakat bunun için kavga da ederim. Savaşırım sonuna kadar. Sonuna kadar savaşırım. Hiç bundan vazgeçmem. Yani çünkü şeyi biliyorum. Beni ben yapan, yani akını akın yapan şey bu. Bence bir sinemacı yapan şey de bu. Ve şunu çok net söyleyebilirim. Türkiye'de iyi sinema olacaksa, iyi insanların çoğalmasıyla olacak. Tutkulu insanların olma, yani tutku olmazsa sinema yapamazsın. Şuradan dışarı çıkıyorsun. Yani Esenyurt'ta bu arada bu röportajı yapıyoruz. Yani korkunç. Yani buradan dışarı çıktığınız an hani bir yol kavgası, hani siz kavga etmek istemeseniz bile çok her an sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ve gençler en ufak bir şeyde silahlı veya şiddet dolu tepki verme konusunda bir kahramanlık görmeye başladılar. İlginçtir. Yani bu psikoloji maalesef ben film piyasası tarafından geldiğini düşünüyorum. Son zamandaki diziler ve filmler buna teşvik ediyor. Tabii çok yüksek etkisi var. Yani en basit bir yol tartışmasında ölen insanların sayısı korkunç arttı. Korkmayın. Üretmekten korkmayın. Önünüze engeller koymayın. Engel koyarsanız en iyisini ararken vereceğiniz bedelin kendi ömrünüzden harcadığınız zaman dilimi olduğunu unutmayın. Ve bir insanın ömrü kısıtlı. Maksimum 80 yıl yaşıyorsun. Bunun 60 yılı verimli geçiyor arkadaşlar. 60 yılı da verimli geçmiyor. 20 yaşından sonra 40 yılı verimli geçiyor. 40 yıl ya. 5,5 milyar yaşı var diyoruz dünyanın. Ya da kaç milyar yaşı varsa bilmiyorum. 40 yıl nedir ki?